Türkiye Cumhuriyeti genç nüfusunun çokluğuyla övünen bir ülke. Yeraltı kaynağı, yer üstü vesaire hepsi ama her şeyden önce genç nüfusun çokluğuyla övünüyor. Hep söylediğimiz şeyi ve sizin de bildiğiniz şeyi tekrar tekrar etmek isterim. Bu genç nüfusumuzu eğer iyi eğitebilirsek, kaliteli eğitebilirsek ve topluma hazırlayabilir, kendinden emin, ayaklar üzerinde durur bireyler yapabilirsek bizim Türkiye gemimiz bütün dalgaları aşacak gidecek. Eğer yetiştiremezsek dışarıdan gelen insanların dediklerine aldanacak. Onun bunun aleti olacak. Sonra 12 Eylül döneminde olduğu gibi sağ sol Alevi, Sünni, efendim Kürt, Türk çatışmasına ve o yangının odunu olacak gençlerimiz. Dolayısıyla klasik bir kelime var ya, bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Yetiştirirsek birer kurtuluş yolumuz olacak gençler. Yetiştiremezsek bizi mahvedecekler. Gerçekten pimi çekilmiş, çocuklar için öyle bir tabir var biliyorsunuz. Pimi çekilmiş bomba gibi iyi eğitmek lazım. Onun için Bursa Teknik Üniversitesi de Türkiye'nin, genç Türkiye'nin problemlerini bilen, ne yapılması gerektiğinin farkında olan, hastalığı, reçete ve tedavi metotlarını bilen, onu da uygulamak niyetinde olan, kendi çapında bir dinamik bir üniversitedir. Ve bütün hocalarımız, idari ve akademik personelimiz, öğrencilerimiz için ne var ne yok seferber olmuş bir kurumdur. Bursamızla beraber, sanayicilerimizle beraber, sizin gibi çok değerli büyüklerimizle beraber inşallah bu öğrencilerimizi, göz bebeğimizi, öğrencileri daha iyi yetiştirme yolunda başarılı oluruz diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Haddimi aşmak istemiyorum. Söz sizindir efendim. Klasik kalite yönetimi değil de gerçekten sahadan pratik kalite hayat tecrübelerinden nasıl olur diye dinlediğim akademik tarafını Profesör Doktor Erkan Işığıçok hocamızın, aynı zamanda pratik ve saha tecrübe tarafını tahmin ediyorum. TSE Türk Satılan Enstitüsü'nde üst düzey görevler yapmış. Daha önce Bursa Bölge Koordinatörü, şu anda da aynı şekilde TSE'nin bürokratlarından olan Sayın Mustafa Karaman Bey bizlerle bugün sunumlarını, tecrübelerini paylaşacaklar. Geldikleri için ayrıca onlara müteşekkiriz. Bu işe vesile olan Feridun Baykara Bey'e de teşekkür ediyorum. Mezun üyeleri de aramızda değerli Bursa. Eşi benzeri yok. Teşekkürler Mustafa Bey. Benim de yok. Tabii ki sizler de herkes kendine özel, şahsına inansın ama biz farklıyız. Kendimizi övmek adına söylemiyorum. O yüzden sizinle farklı yapmaya geldik. Şu ana kadar olandan farklı olacaksınız. Değişeceksiniz. Değişeceksiniz. Ya değişeceksiniz ya da yok olacaksınız. Değişeceğiz. Değişeceğiz. Değişeceğiz diyorum ben. Değişmiyorum. Değişmem. Arkadaş, değişim de neymiş? İçinde bulunduğumuz iş dünyasında bu ölçüde biraz abartıyor gibi görebiliriz ama neredeyse bu şekilde rekabet var. Gideceğiniz iş dünyası böyle. Sizler için de böyle. Bir sürü tabii farklı bölümler var. Hangi bölümler olduğunu bilemiyorum ama mühendislik ağırlıklı diye. Hadi hocam, yani burada gelen en azından gelen ağırlıklı. Gelen grupta daha çok hoş geldin. İşi gücü yok, bunu kullanacak. İmkansız da arkadaşlar. Bu arkadaşın bunu başarabilmesi için öyle oldu. Burada mesaj o değil. Bize göre imkansız gibi görünen şarkısını Kenan Doğulu'yu seversiniz, sevmezsiniz ama